Evet, selam arkadaşlar. Bugün boş günüm. Saat öğleden sonra 4 gibi. Birkaç işim var. AVM'ye gideceğim buradaki bir tane. Birkaç eksiğim var, onları alacağım. Ondan sonra masaja gideceğim. Hadi siz de bugün benimle gelin, bir bakalım etrafta neler var neler yok. Ben de ilk defa gireceğim bu AVM'ye. Bakalım aradığımızı bulabileceğiz mi? Bazı şeylerin fiyatları nasıl falan, onlara bakarız. Sonra masaj yerleri burada bayağı meşhur. Her yerde var. Hatta 24 saat açık yerler var. Bugün bir gidip masaj olmak istiyorum. İki tane maç oynadıktan sonra acayip yorgun vücudum. Hadi çıkalım şimdi evden. Gidelim bakalım. Aa, ilk defa bu kadar küçük bir araba geldi. Nihal. Hoppa. Arabaların arkasına sığmadığım için böyle oturuyorum. 15 dakika yolumuz var. Havanın ne kadar puslu olduğunu görebiliyorsunuz. Bu çiğnme bölgesindeki hava kirliliğinden dolayı biraz puslu oluyor genelde hava. Yağış falan olduğu zaman genelde açık oluyor. Aslında arkada çok güzel dağlar, yeşillikler var ama maalesef görünmüyor hiç böyle. Bu tarafta diğer sanayiler, fabrikaların olduğu bölge. Böyle yine puslu bir görüntü var bu tarafta. Altın güzel renk yapmış. Evet. Daha yeni yerleşim bölgesine doğru gidiyorum şu an. Hava mis. Evet arkadaşlar, bu şeyin yeni yerleşim bölgesine geldim şu an. Binalarla çevrili her yer, yeni yapılar. Şurası gireceğimiz AVM ama önce şurada bir şey göstermek istiyorum. Şurası Superstar KTV yazan yer. Bu arkadaşların böyle bir karaoke eğlencesi gibi bir şey var. Burada işte canlı müzikler, karaoke'ler, eğlenceler, içkiler. Eğlenceler yapıyorlar. Bunların kültürü bu. Bayağı eğleniyorlarmış. Bir gün de gidip kendimiz deneyeceğiz orayı, göreceğiz bakalım. Deneyimlemek istiyorum. Bizim yerli oyuncular falan bayağı gidiyor çünkü. Bir de şimdi şurada Taichung'un simgesi olan bir bina var. Orayı göstereceğim. Ondan sonra AVM'ye gireceğiz. Evet arkadaşlar, buralar hep apartman daireleri. Bayağı güzel dizayn edilmiş, gösterişli. Yeni yapılmış. Karşımda var bir tane çok yüksek. Şimdi şuranın önüne gidip şuradan bir şu binadan bahsedeyim size. Ondan sonra abi girişi falan ne güzel yapmışlar ya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz yapı burada Taichung'un simgesi olan Taichung tiyatro binası. Nem veriyorlar buraya. Dizaynı da ünlü Japon bir mimar tarafından yapılmış. İçeride tiyatrolar, operalar yapılan bir bina. Ya sanırım 2014 yılında yapılmış burası. Japon mimar özel olarak mağara girişlerinden, oyuklarından esinlenerek dizayn etmiş burayı. Bu güzel bir bölgenin tam ortasında değişik dizaynıyla dikkat çekiyor ve insanlar burayı çok popüler olarak kullanıyorlar. Tiyatrolara geliyorlar, operalara geliyorlar. O yüzden önemli bir bina. Güneş de burada. İnsanlar geziyor. Burada millet köpeklerini gezdiriyor. Parkta yürüyüş yapıyor. Her yer köpek. Aa, ben maske almayı unuttum bak.
arkadaşlar, ortam acayip güzel, acayip ferah. Tam şu anda meydanın ortasındayım. Millet köpekleriyle geziyor. Tatil zaten. 3-4 gün bu bir tatilmiş burada. Şu taraf da bayağı güzel gözüküyor. Vallahi hiç AVM'ye falan da giresim gelmedi şu an. Buraları görünce. Evet, Japon çiçeği ağaçlarını açmaya başlamış. Burada bir parka gideceğiz görmek için. Evet arkadaşlar, AVM'nin oraya geldik. Maske almayı unutmuşum yanıma. Bir yerden maske bulmam lazım. Çünkü kapalı yerlerde hala maske takmak gerekiyor. Dışarıda zorunlu değil de. Bakalım. Deneyeceğiz. Evet, maske işini çözdüm arkadaşlar. Burada bir tane mağazaya sordum, dedim nereden maske alabilirim diye. Sağ olsunlar, bir tane verdiler hemen. Burada genelde insanlar çok yardımsever, yani genelde güler yüzlü ve yardımsever. O yüzden çok bir problem yaşamıyorum bu tarz şeylerle. Buradaki AVM'lerde hiçbir güvenlik önlemi yok arkadaşlar. Çünkü suç oranı o kadar az ki, bir şeyinizi yol ortasında düşürseniz bile ertesi gün gidip bulabilirmişsiniz yani. Öyle diyorlar. O yüzden buralardaki ürünlerde pahalı bile olsa hiçbir şekilde koruma morma hiçbir şey yok. Heh. Yemek katına geldim. Bakalım ne yiyebiliriz buradan. Tatlı bir şey yememem lazım. Güzel, sağlıklı bir şey istiyorum. Burada ne var? Bu da tatlı. Japon restoranı. Steakçi var burada bir tane. Ha. Şöyle şeyler yapıyorlar. Ramen tarzı noodle'lar. Şu Mos Burger'i bayağı methediyorlardı ama yani burger de yesim yok açıkçası. Oo, oyuncakçı var. Bak buraya girelim. Buraya girelim, koleksiyoncuları görelim. Ne diyor? 9900 Tayvan doları diyor, yani 6500 lira falan. Nejiri'yi severim. Favorilerimdendir. Bak burada değişik bir yer var. Şimdi ben burada kafayı yerim abi. Ben burada kafayı yerim. Oy oy oy. Kremler, kremler. Watson's gibi bir yer burası da. İşte problem şu. Hiçbir şeyden bir şey anlamıyorum. O yüzden Google'ın o kamerayı çeviren aplikasyonunu açıp direkt onu da çevirmem gerekiyor. O da saatler alıyor anasını satayım yani. Medikal ürünler, uyku bantları, bildiğim kadarıyla eczane bölümünde neler var. Aa, masaj bantları var. Bunlar çok meşhur. Bunlardan dönerken alacağım bayağı. Ağrı kremleri falan filan. Şu güzel, bayağı ferah bir şey. Şundan bir tane alayım hazır gelmişim. Karaciğer hapları, böbrek hapları. Her şey var. Evet, burada kendime göre bir şey bulamadım pek yiyecek ama şimdi iniyorum aşağı, başka yerde varsa bir restoran bir yerde. Bakayım bir şeyler yiyeceğiz. Daha kahvaltı etmedim hala. Bir saat var masajıma. Bir yer bulup bir şeyler yiyip oraya geçmem lazım. Buradaki AVM'ler de bir garip ya. Çok karışık genel anlamda. Bizimki gibi böyle kat kat düzenli değil. Şu ana kadar girdiğim bütün AVM'ler böyle karman çorman. Basıyor böyle. Boğuk geliyor. Bir altı üstü çorapla kahve alacağım. Yok abi. Bulamıyoruz yani. Burada Kiliz diye bir yer dikkatimi çekti ya. Şuraya bir internetten bakayım, güzelse gireyim buraya. Evet. AVM'de aradığımı bulamadım. Hiçbir şey bulamadım. Yiyecek bir şey de bulamadım. Yukarıda da bir iki restoran var ama. Uber çağırdım ben. Uber gelmek üzere hatta. Konuma ulaştı diyor. Nerede? Reis. 0222. Gidiyorum şimdi, Fridays.
mekandayız. TGI Fridays. Bilenler bilir. Girelim de bakalım şurada biraz Amerikan dirty food diyelim. Amerikan yemeklerine bakalım neler var. Bir Jack Daniel's steak gitmez mi be? Evet. Çok güzel bir yerdeyim. Hatta bizim Fiyedik maçı da şu an veriliyor. Kim oynuyor? Kings ve Flyers oynuyor. Evet arkadaşlar, ilk olarak bir margarita sipariş ettim. Bir de patates tabağı ama biraz değişik bir şey sipariş ettim. Steakler var. Ağzım sulanıyor. Porsiyonlar oldukça büyükmüş. O yüzden dikkatli seçim yapmam lazım. Masajda çıkarmayayım her şeyi sonra. Çok güzel şeyler var ya. Şöyle steakler, etler. Şu bayağı bir hoşuma gitti. Seafood. Şu makarna da bayağı güzel görünüyor. Ne yiyeceğiz ya? Kafam karıştı. Üf, burger mi yesek ben? Cowboy triple'miyiz. Neyse, bakacağız. Seçim yapacağız. Önden bir margarita söyledim arkadaşlar. Ondan sonra kaburga eti söyledim. Bir de patates tabağı söyledim ama değişik bir patates. Güzel bir menü beni bekliyor gibi. Bugünkü izlediğim bu maçta Pirlik maçında Jeremy Lin kardeşine karşı oynuyor. Biliyorsunuz Jeremy Lin bizim ligde oynuyor. Onun kardeşi de bu ligde. Evet arkadaşlar, hayvani bir patates tabağı geldi. Bayağı güzel görünüyor. Ben bunu gömeyim. Bayağı iyi. Ben bunu elde etsem olur mu ya? Çok iyi soslamışlar ya. İşte bu Amerikan restoranı olduğu için porsiyonlar çok büyük. O yüzden bir şey söylerken korkuyorum. Steak bakalım ne kadar büyük gelecek. Masaja gitmeyecek olsam içinden geçerim de. Cheddar sos, soğan sos, yeşil soğan, domates, krema sos. Bayağı beğendim. Evet arkadaşlar, porsiyonla ilgili uyarmıştım sizi. 2 iPhone büyüklüğünde 1 kilodan fazla bir et geldi. Bakalım bunu nasıl yiyeceğiz? Beyler, bunu nasıl yiyeceğiz beyler? Normalde bunu Türkiye'de kaburgayı servis ettikleri zaman bölerler. Burada bütün getirdiler. Ben bölüyorum. Şuradan bir başlayalım. Soğan halkalarımızı da patatesle değiştirmiştik zaten. Hardcore giriş yapacağım ben buraya. Başka türlü yenmez çünkü. Biter biter bu ya. Kemiği var çünkü. Güzel bir kaburga deneyimi. Bayağı iyi. Çadom, şu an seni anıyorum Çadom. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik çıktık. Şimdi masaja geldim. I'm having a practice, so tired. My legs are tired. So I need leg massage. Can tell our massage. Okay. Çay ikram ettiler bana. Burada masajı böyle başlanıyor. Önce ayaklar sıcak suda bekletiliyor. Evet arkadaşlar, nasıl oldum? Kıyafetimi giydim. Masajımız orucuyuz burada şimdi. Evet arkadaşlar, masajımız bitti. 1 saat 40 dakika masaj aldım. Yani sinir küpüne döndüm, anlatamam. Sinir küpüne döndüm de yok yani. Burada bu 5. kez gelişim. Masaj güzel, ona bir şey demiyorum. Ama girerken de söyledim yani.
Ben sadece bacaklarıma ve belime istiyorum. Çünkü maçlarda darbe aldığım yerler var, işte spazmlarım var, o var, bu var. Üst vücuduma bir şey istemiyorum. Hani uzun alıyorum ki masajı. Hani geçen sefer gittiğim yerlerde 2 saat, 2,5 saat aldığım oldu. Yok abi, her yere yapıyor. Sırtını bastırıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, ayakları yapıyor, alt bacağı yapıyor. Yok üst bacağı yapmıyor abi, çıldıracağım ya. Bugün de 4 kere söyledim artık, en sonunda masajın son 10 dakikası falan da herhalde kollarıma yapmaya başladı. Dedim yok yani şuraya istiyorum dedim ya, şuraya, şuraya. Yok abi, yani 5 dakika falan yaptırabildim. 1 saat 40 dakikalık masajda yine quadricepsime, üst bacağıma masaj yaptıramadan çıkıyorum. Çıldıracağım, hani anlaşamıyoruz. Hani bilmiyorlar herhalde, bu tarz masaj burada yok herhalde, bilmiyorum yani. Ama bir şöyle sağlam, yağlı, bacaklardan başlayan şöyle 1 saat, 1,5 saat güzel bir sporcu masajı yaptıramadım ya. Sertaç abi, izliyorsan bu bölümü, sana buradan gönderme yapıyorum abi. Çok özledim masajlarını. Sürekli bir çay veriyorlar abi. Ne çayıysa artık anlamadım yani. Biri tatlı, biri bilmem ne, biri şu, biri bu. Bunun da ne olduğu belli değil. Gidiyor sürekli bir sıcak havlu getiriyor, bir soğuk. Biz alışmışız loboda loboda girmeye masaja. Bulacağım. O düzgün masaj, istediğim masaj yapan yeri bulacağım. Şimdi buradan çıkıyorum. Artık eve dönüyorum. Saat de 8 mi oldu, kaç oldu bilmiyorum. Yarın da çift idman var zaten. Varsa öyle merak ettiğiniz şeyler yazın. Abone olmayı da unutmayın. Yorumları da yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, evin yanına geldim şimdi. Ooo güzelmiş be. G kasa geçti. Evin yanına geldim şimdi, bir 7-Eleven'dan sabah için kahve alacağım. Belki bir yiyecek bir şey alacağım. Gelin bir bakalım ne var ne yok. Gel, çıkacak mısın? Aferin sen. O arkadaş da buranın köpeği. Böyle ekmekler var. İçinde fıstık ezmesi var. Burada her işinizi halledebiliyorsunuz. ATM, mail, posta. Çayda pişirilen, haşlanan yumurtalar. Bir tane yeşil çay alacağım. Japon yeşil çayı. Şekersiz. En büyük derdim zaten bir şey anlamıyorum. Evet abi, akşam acıkırsam diye. Bir tane şu noodle'lardan alayım bari. Şurada. Karidesin. Reçel bir pahalı. And I need to ice americano. Okay. What is this? Pokemon? Yes. Please. Ah, cards inside? Yes. Okay. How much is this? 399. Evet, o Pokemon topunu niye aldın diye soracaksınız bana değil mi? Abi böyle şeylere benim zaafım var ya. Alıyorum ve ilk günkü gibi böyle enteresan gördüğüm, ilgimi çeken şeyleri saklıyorum. Evde de var böyle Pokemon'ların taso koleksiyonum var. Hiçbirinde bir çizik dahi yok. Hepsi paketin içerisinde duruyor. Şimdi bu topun içerisinde de anladığım kadarıyla Pokemon kartları var. Ben de görmüşken kaçırmayayım, alayım dedim. Belki güzel bir şeyler çıkar içinden. Çok pahalı da bir şey değil. 150 lira mı? 200 lira mı? Semtimize geldik.